Geliyor. Harika. Bir tane daha vereyim mi? Yeter. Göbeşim çıkıyor. Tamam mı? Afiyet olsun. Eline sağlık aşkım benim. Artık evin erkeği gidiyor. Görüşürüz, tamam mı canım? Tamam. Yine iş bakmaya mı gidiyorsun? Ya evet. Biliyorsun. Babam bana hala küs gizli gizli evlendik diye. Bu durumda onun yanında çalışamam. Sen hiç üzülme aşkım. Gerekirse ben de çalışırım. Kimseye muhtaç olmayız. Aa, bak neler de dermiş. Olur mu ya? Ben karımı hiç çalıştırır mıyım? Ha? İleride bebeğimiz olacak. Sen ona bakan iyi bir anne ol. Bana yeter. Tamam mı? İnşallah o da olur. İnşallah. Hadi bana bir şans öpücüğü. İyi şanslar canım. Canım benim. Bak ne diyeceğim. Akşam Betüşler yemeğe gelecek. Sakın unutma, geç kalma. Tamam. Ben geç kalmam. Sen hiç korkma. Gelirken bir şey alayım mı? İster misin? Yok. Evde her şey var. Evde her şey var diyorsun ama hiç mutfak alışverişine çıkmıyoruz. Durumumuz da ortada. Nasıl oluyor bu işler? Ha? Hani ben evlenirken yanımda biraz para getirmiştim ya. Birikmiş paramı. O hala duruyor. Sen hiç üzülme. Bir sürü paramız var. İyi peki. Yine de aklına bir şey gelirse beni ara. Ben gelirken alırım, olur mu? Tamam canım. Hadi hoşça kal. Hadi öpüyorum. Bay bay. İşte peri olmanın en güzel yanı. Maddi sıkıntı çekerken aç kalmıyorsun. Çünkü paramız yok ama benim sihirlerim var. Şimdi hazır Yavuz çıkmışken fırında tavuk için malzemeleri getireyim. Yemek malzemeleri de tamam. 2003-2004 en süper yeni evli peri. Eda. Çık. Bu kim? Kim o? Hocam. Ne oldu? Aşkım, ceketimi unutmuşum da. Ne oldu? Efendim? Sen sofrayı da toplamışsın kız. Topladım tabii. Hemen öyle bir çabuk. Hemen hallediverdim. Allah. İnanmıyorum ya, sen yemek yapmaya da başlamışsın. Aşkım, ben sana söylemedim. Ben çok maharetli bir insanımdır. Her şeyi hemen hallediveririm. Hamaratımdır falan. Yani bravo, ben yeni öğrenmeye, anlamaya başladım. Benim hakkımda öğreneceğin daha çok şey var. Senin için her gün bir sürpriz olacak hayatım. Şimdi işe. Hadi hoşça kal. İş bulabilirsen. Bunu da atlattık. Şimdi sıra geldi. Perilik ve ev hanımlığını karıştırmamaya. Buna çok dikkat etmen lazım Eda. Bir de bu tavuğa. Ay bu nasıl pişiyor acaba? Bu da olmadı. Hiçbiri olmadı. Olsun. Bir daha deneyeceğim. Eda Peri, bu son tavuk hakkın. Bundan önce tam 7 tane tavuk yaktın. Bu defa dikkatli ol. Tamam malzeme perisi. Bu son. Söz veriyorum. Demek misafirin gelecek ve sen yemek yapmaya çalışmışsın ama becerememişsin. Hepsini yakmışsın. Bu durumda benim sihir yapmama gerek yokmuş. Çünkü senin iyi bir ev kadını olamayacağın besbelli. Ve eninde sonunda Yavuz seni bu yüzden boşayacak. Ama sen benim kızımsın. Seni severim, sana kıyamam. Senin üzülmeni, elin adamına mahcup olmanı hiç istemem. Canım kızım benim. Bu yüzden de sana yardım edeceğim ve sihirle iyi bir yemek yapmanı sağlayacağım. Şimdi sıra asıl meselede. Ey kötü sihir! Bütün eve yayıl. Her tarafı sar. Kapıdan bacadan çıkma ki bu eve hiçbir zaman çocuk girmesin. Tamam. Bu işte bitti. Ay evleri de fena değilmiş. Rengarenk, şipşiren, sirk gibi. Acaba üstümü değişip kendi alava uğrasam mı? Ben gideyim.
Çok özledim onu. Ay, oldular galiba. Ay, çok heyecanlıyım. İnşallah olmuştur, inşallah olmuştur. Kim demiş Eda tavuk yapamazsın? Mis gibi olmuş. Görsünler tavuk nasıl olurmuş. Başardım Betüş. İddiayı kaybettin. O benim sihirli